Herkese yepyeni bir videodan merhaba arkadaşlar. Bugün benim daha önce videosunda çektiğim Windows 10 için PowerToys'u Windows 11'e uyarlayacağız. Çünkü arkadaşlar Windows 11'de PowerToys uygulaması çıktı. Ben de Windows 11'deki uygulama üzerinden sizlere nasıl PowerToys'u kullanabileceğimizden bugünkü videoda bahsedeceğim. Öncelikle bunun için arkadaşlar Windows 11 yüklü bilgisayarımızda Microsoft Store mağazayı açıyoruz. Daha sonra arkadaşlar hemen yukarıdaki bölüme PowerToys yazıyoruz ve zaten PowerToys'un uygulaması hemen çıkıyor. Ücretsiz GitHub'da yer alan bir uygulama arkadaşlar. Burayı tıklıyoruz. Daha sonra açılan bu pencerede sadece yükleyi tıklamamız gerekiyor ve bilgisayarımıza yüklenecektir. Daha sonra arkadaşlar size özelliklerini anlatmaya başlayacağım. Yükledikten sonra arkadaşlar bakın menüye PowerToys Preview geliyor. Burada bir kere tıklıyoruz burayı. Gördüğünüz gibi bu şekilde bir menü bizi karşılıyor arkadaşlar. Genel bölümüne baktığımızda işte güncelleştirmeler, yönetici modu yani yönetici olarak çalıştırma veya gördüğünüz gibi koyu tema ve açık tema gibi özellikler var. Başka bir şey yok burada arkadaşlar. Awake bölümüne geldiğimizde ise gördüğünüz gibi Awake'i bakın etkinleştir diyor. Diyelim ki etkinleştirdik. Peki Awake nedir arkadaşlar? Awake bilgisayarımızın uyku moduna geçmesini önleyen bir özellik. Gördüğünüz gibi burada etkin değil seçerseniz etkin olmuyor veya bakın süresiz açık tut derseniz bilgisayarınız hiçbir zaman açık olduğu müddetçe uyku moduna geçmiyor veya arkadaşlar geçici olarak açık tut derseniz siz bir süre veriyorsunuz. Diyelim ki buraya 1 saat yazıyorsunuz. 1 saat boyunca arkadaşlar bilgisayarınız kapanmıyor. Daha sonrasında tekrar uyku modu etkin oluyor. Bütün olayı bu. Renk seçici arkadaşlar, renk seçici bir araç var. Renk seçici araç ise şu, bakın etkinleştirdik diyelim. Burada da bakın kısa yolu var. Sizde üçüncü tuş belli olmayacaktır. Buraya siz bakın şurayı tıkladık diyelim. Siz burada arkadaşlar, bakın şöyle göstereyim. Windows, Shift ve bir tuşa daha basmanızı isteyecek. Ben C'ye basıyorum. Kısa yolu belirliyorum ve kaydet diyorum. Artık arkadaşlar Windows, Shift, C benim renk seçme kısa yolum. PowerToys açıkken tabi arkadaşlar. Daha sonrasında burada bakın düzenleyici modu etkin renk seçici diyor. Peki bu ne anlama geliyor arkadaşlar? Yani bu renk seçerek biz ne yapıyoruz? Hemen şöyle anlatayım. Bakın kısa yolumuza ben klavyemden yani Windows, Shift ve C'ye basıyorum. Gördüğünüz gibi bakın şöyle bir şey çıktı. Diyelim ki bakın ben şuradaki rengi almak istiyorum veya bakın şuradaki maviyi almak istiyorum. Aynısını kullanacağım arkadaşlar. Bunu bir kere tıklıyorum. Gördüğünüz gibi renk paleti çıkıyor. Bize hex kodu, RGB kodu ve HSL kodlarını veriyor. Buradan bunu kopyalayarak kullanmak istediğimiz yerde kullanabiliyoruz. Belki de arkadaşlar PowerToys'un en iyi özelliği Fancy Zones. Fancy Zones arkadaşlar bilgisayarımızın ekranını bölümlere daha önceden belirlenmiş bölümlere ayırmamıza yardımcı oluyor. Bakın şurada düzenleyici diyor. Düzenleyiciyi başlat diyoruz. Bize burada arkadaşlar bir bölüm seçmemizi isteyecektir. Yani diyor ki nasıl bölümlendireceksin? Diyelim ki bunu seçtik arkadaşlar. Birden fazla ekran açıkken biz bilgisayarımızda arkadaşlar Windows Shift X tuşuna, çünkü ben bu şekilde ayarladım az önce yaptığımız gibi, Windows Shift X tuşuna bastığımızda ekran bölümlere ayrılıyor arkadaşlar ve bu şekilde 3'e bölüyor ekranımızı. Biz daha önceden nasıl ayarladıysak buradaki bütün ayarlamalarda arkadaşlar bu bölgelerin davranışıyla ilgili. Örneğin bölgeleri sürüklerken etkinleştirmek için Shift tuşuna basılı tutun diyor. Bu eğer Shift'e basılı tutarsanız etkinleştirebileceğiniz bölgeleri etkinleştirebileceğiniz anlamına geliyor. Bunu kaldırabilirsiniz arkadaşlar. Veya bakın şöyle yapalım hemen. Windows Shift X tuşuna basalım. Gördüğünüz gibi. Bakın bölgeler aktif oldu. Burada artık arkadaşlar yapmamız gereken bu bölgelere kullanacağımız pencereleri yerleştirmek. Zaten birden fazla yani 2 ve 3 veya 4 penceremiz varsa otomatik olarak kendisi aktifleşiyor. Burada ise arkadaşlar işte bölge opaklığı, bölge vurgulama rengi gibi diğer ayarlar var veya ekran çözünürlüğü vesaire ayarlar bulunmakta arkadaşlar. Burada ise dosya gezgini eklentileri var. Bu arkadaşlar şu dosyanın üzerinde durduğunuzda işte SVG ise ön izlemesini, Markdown formatında ise yine ön izlemesini ve PDF formatında ise yine ön izlemelerini size gösteren bir özellik.
İsterseniz bunları açık bırakabilirsiniz. PowerToys açıkken kullanabilirsiniz. Resim boyutlandırıcısı arkadaşlar, ister kendi formatınız yani küçük, orta, büyük, telefon, yeni boyut gibi arkadaşlar gördüğünüz gibi bunları kendi belirlediğiniz formatlarda veya buradaki formatlarda ekleyebilirsiniz. Yani arkadaşlar bu araç ile de resimlerin boyutlarını değiştirebiliyoruz. Burada klavye yöneticisi var. Klavyenize yeni tuşlar ve kısa yollar ekleyebiliyorsunuz. Power Rename arkadaşlar dosyaların isimlerini bakın diyor ki değiştirmeyi ve normal ifadeleri kullanarak gelişmiş toplu yeniden adlandırma gibi bir uzantı arkadaşlar. Bu özelliği bizlere sunuyor. PowerToys Run ise hemen şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar buradan bunu etkinleştirdiğiniz ve bir kısa yol belirlediğinizde ben burada Alt Shift Space'i belirlemek istedim. Yani burayı tıkladığımda arkadaşlar gördüğünüz gibi benden bir mutlaka içinde bu arada bakın diyor ki CTRL Alt veya Shift ile başlayan kısa yollar geçerlidir. Yani burası Alt, Kontrol veya Shift ile başlayacak. Ben Alt'ı seçtim. Alt Shift Space dedim arkadaşlar ve kaydete bastım. Peki bana ne kazandırıyor bunu yapmak? Hemen şöyle Alt Shift Space'e bastığım an gördüğünüz gibi bir arama motoru ögesi çıkıyor. Burada arkadaşlar mesela Microsoft Edge'yi arıyorsak Edge yazdığımda bakın bir arama motoru. Yani bunu arkadaşlar masa üstünde de kullanabiliyorsunuz. Hemen şöyle bakın gördüğünüz gibi arkadaşlar masa üstündeyken de herhangi bir yerdeyken de diyelim ki bakın alternatifini klasörünü arıyorum. Buraya bunu yazmam yeterli. Bunu tıkladığım an beni o klasöre zaten götürüyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ve arkadaşlar kısa yollar kılavuzu var. Gördüğünüz gibi burada kısa yolları nasıl ayarlayabileceğinizi sizlere anlatan bir kılavuz. PowerToys bu kadardı arkadaşlar. Artık Windows 11'de bir uygulama olarak kullanabiliyoruz PowerToys'u. Bugünlük anlatacaklarım bu kadar. Umarım video işinize yarar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve destek olmak için kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.